gezdin de geldin öyle yoruldun. Aslanım benim. Gel buraya gel gel gel. Gel 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 Seyit Hatta gel. Ben gelmeden köpekler geldi, tepeye nasıl kurulmuş izliyoruz. Garou Mickey de diğer köpeklerle neredeyse geziyorlar. Bu bölgeyi önce tarıyorlar. Onların yayılacağı yere iyice bakıyorlar. İşte o tepenin başında herhalde Garou mu Mickey mi orada dikelmiş. Koyunları ve çevreyi iyice gözetiyor. Koyunlara herhangi bir zarar gelir mi diyerekti. Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Boyraz. Selamlar, sevgiler, saygılar Nurhak Dağları'nda. Selamlarız arkadaşlar. Sizler dağları, bizler de dağları, koyunların yayılmasını özledik. Bugün koyunlarımızı ilk gün bıraktık. Biraz alışsınlar diye, biraz havalansınlar diye, güneşlensinler diye. Artık yavaş yavaş merraya çıkaracağız. Çünkü zamanı geldi ve geçiyor. Arkadaşlar kanalımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Abone olursanız da noktada olsa yorum yaparsanız güzel olur. Bizi desteklemiş olursunuz. İyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Ve diye mi yayılmazsınız? 45-50 gündür ilk defa bıraktım arkadaşlar. Dışarı çıkardık. Buraya getirene kadar akakarayı seçtik. Çıldırdı. Sıç! Hayvan. Ne kadar zamandır içeride. Hiç. Sıç! Zaten saat 3'te bıraktım arkadaşlar. Sabah yemledim. Güzelce karnımı doyurdum sabah. Güneş de iyi, hava da güzel. Dedim hem gezdireyim biraz. Geçsin, yeşillik yesin. Hem de biraz şu olsun. Güneşlensin, tırnakları şu olsun. Tütçe! Kafası aklı evde, kuzular evde. Kuzular evde olduğu için pek dağa gitme gönlü gitmek istiyor. Bir tarafta kuzu aklına geliyor. Bir tane kuzu da kaçtı geldi. Ya içeride dışarı çıkmak istiyor. Dışarıda içeri gitmek istiyor. Burada işte bir yanlışlık var. Kuzuları mı koyunlarla getirmemiz gerekiyorsa koyunlar kuzayla. Şimdi gitmek istiyor ama o küçük kuzular da almak girmek istiyorlar. Durmuyorlar. Me 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 me. Ne istiyorlarsa. Bir şey arıyorlar ama ne arıyorlar bilmiyorum. Aç da değil. Aç olmadığı için pek toprağa o da meyilli değil. Tüç! Tüç! Müzik yaparsınız. Hep müzik yapın. Yayılsa güzel güzel karnı doyursa. Bir iki saat sonra sizi alıp götüreceğiz. Ne oldu? Evden 200 metre uzaklaşmadık. Bağıra çağıra.
karla yağmur meteorolojide gözüküyor. Ama hava da hafif boyraz esiyor. İki gündür kar yağmur yağıyor arkadaşlar. Sabah yemlemeseydim, biraz erken bıraksaydım bu kadar yorucu davranmazdı. Bu şekilde dikilip dikilip meylemezdi. Karı da tok. Ama ıslaktı, biraz çamur vardı. Biraz da doğumlar devam ediyordu arkadaşlar. Bugün 4 tane doğurdu dün akşamdan beri. Doğumlar da devam ediyor. Doğuranları getirmedim tabii. Onlar evde. Onların 2-3 gün soğuk almaması lazım. Kuzuyla iletişimi güçlendirmesi lazım. Bunu da getirdik. Ama durmuyor. Me. Çek! Çek! Nurhak Dağı'nın başında kar var. Sonbaharda gösterdiğim gibi. Arazi sararmış, arpalar sararmış, buğdaylar yeşil. Bir bulut orada tek başına duruyor. Selfie'oid müziği çalıyor. Biraz da köyü çekeyim böyle. Güneş müthiş, hava süper. Çek et! Harika bir güneş var. Ama koyunlar durmuyor. Çek! Çek! Eşek keyfince geliyor. Yükü yok, bir şey yok. Çiftlikten buraya gelene kadar akla karayı seçtik. Memü. İlerlemek yok. Burada yürümeye başladı. Biraz yeşil ot var oranın içinde. Eski evlerin içinde onları yemeye gidiyor. Yani aç değil de aç olan hayvan yere yapışır. Bu tok. Hayvan tok. Mercimek zamanı veriyor. Arpa. Karı ursu yüksek şeyler otlar. Bu sene maşallah koyunlarımız güzel arkadaşlar. Bu sene de güzel geçti. Havada iklim de güzel. Geçen sene koyunlarımız daha güzeldi. Ama deprem süreci bizi ve hayvanları mahvetti. Allah bir daha yaşatmasın. Şimdi yürüyüş yapıyorlar. Yapma, yapsınlar, ayakları biraz açılsın. İlk bugün çıktı, 45-50 gündür içerideler. Koçları da saldık. Kortları birkaç gün sonra tekrar ayırayım. Yerine koyayım. Arpaya devam, bunları satayım. Kurbana doğru gitsinler. Sonra da 5-10 tane güzel koç alalım. En keyfi eşektir. Eşeğe de bir tane güzelce yulaf alalım, boynuna takalım. Eşeğe de hazırlayalım. Üzerine şey, dağda koyunlar doğurur. Doğurduğu zaman kuzuyu eşeğe emanet edeceğiz.
Çüş. 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 Biraz hayvan içinde biraz şey bir eşek. Hayvana biraz az maz atıyor. Koyunlara. Güzel. Davarda hiç kalmaz. Davar isterse nereye giderse gitsin. Yol bulmadığı zaman gider bir kilometre ileride döner. Yol bulduğu bir yerde koyunun yanına gelir. Tek huyu koyunun içine kalabalığına girdiğinde kendine yol açmak için az atar hayvanlara. Yeşillik buralarda güzel yükselmiş arkadaşlar. Şu otların içinde mesela şöyle göstereyim. Bu yalangı altındaki otu yeşil en az 5-6 santim olan yerler var. Koyunun dişi yetişti mi kelpeden gibi çeker, biraz geçsin. Güneş vursun. Toprağın kokusu burnuna girsin. Dağ böceğidir, hoşuna gider. 1-2 saat yayıldı mı güzelleşir, mutlu olur. Toprak onun vücudundaki elektriği alır. Biraz da su tarafına götürek. Bu yeşillik bir de yem yedi ya evde. Güneş de var. Su içer. Şu küçük kuzu geldi bizimle. Onu görmemişim. 5-6 tane kurtuldu kapıda. Onu görmedim. Hepsini topladım. Yazık. Çok dolaşırsa gelişimi durur. Kuzuların daha vakti var. Kuzular en az bir ay kadar da dışarı çıkmaz. İyice ot güzelleşir. Kuzular o zaman annesiyle gelir. Merra güzel düz olsa, otlu olsa, kuzuyu birkaç gün sonra bıraksan da olur. Güneşleri güzel olur. Ama bizimki biraz egemenli. Arazinin içi. Yürütmek zorunda kaldırıyoruz, dağları geçiyoruz. O zaman olmaz. Buralar güneşi net aldığı için otu yeşil olmuş. Yani koyunlar karnını doyuracak kadar var. Hatta bir kere değil, birkaç kere doyuracak kadar var. Koyun yapışıyor. Kelpeden gibi seçiyor. Biraz yesin, toprağı kokusunu alsın. Gitsin biraz da suyunu içsin. Biraz da su içirirsek her şey daha güzel olur. Suyunu da içsin, daha güzel. Ondan sonra bol bol süt olsun, kuzular emsin. Çek! Şimdi yüzleri hep şeye doğru yol alır, şimdi hep eve doğru yol. Bıraksan eve kaçacak yarısı. Çek! Yürü, yayılın. Artık bahar geldi. Öyle üç kuruşa beş köfte olmaz. Artık yayılacaksınız, tembellik yok. Otu yiyeceksiniz, bol bol süt yapacaksınız. Kuzularınızı güzelleştireceksiniz. Ondan sonra otlar kuruduğunda zaten kuzulara ayırırız artık. O zaman kendinize çalışacaksınız. Şu an kuzulara çalışın. Kuzular sizi evde bekliyor. Süt götürmenizi bekliyorlar. Ama sizler tembellik yapıyorsunuz. Meme eve gidik. Ama kuzulu yanında durarak da süt olmaz ki. Oo, güzel yayıldı. Güzel yayıldı. İlk bıraktığımız halde
bahara ilk dışarı çıkardığımız halde güzel yayıldı. Maşallah, Allah'ın sofrası bol dolu. Yiyor. O gider kuzuları emzirelim. Ne biçim yatar, öyle bir yorgun düşer ki sanki bir aydır çalışıyormuş gibi. Halbuki bir ay yattığı için onun yorgunluğunu şeyini verecek. Yarın hava yağışlı gözükür. Yarın bırakmam, dinlensin güzelce. Artık öbür gün mesaiye başlayacağız. Öyle gözükür. Kuzulara yem atacağız. Bunları dağa çıkaracağız. 3-5 gün böyle gelir giderlerse artık ona adaksiyon gösterirler. Akşam kuzularını gördüklerini bilirler. Ve yayılmaya yayılırlar. Çok meylemezler. Ama doğumlar da aynı zamanda oluyor. Doğuranları evde bırakırız. Yağmur suları birikmiş burada. Bu yağmur sularını daha çok seviyor arkadaşlar. Sebebi toprak kokusu gelir burada. Dinlenmiş sudur. Bunu akan sudan daha çok tercih ediyor içmeyi. Artık samandan usandığı hayvan. Artık yeşillik yemek istiyor biraz. Ama kuzularını çok özlüyor. Çok özlediği için biraz dayanamıyor. Burada da normal akarsu var. Buradan da içen oluyor. Ama çok içmedi. Biraz güneşlenince kuzulara gitmek istiyor. Biraz yayılınca böyle 1 saat 45 dakika falan artık saati geliyor. Ben gideceğim diyor kuzulara. Beni durduramazsın diyor. Yani buralar hep güzel güzel meralar. Otlar birkaç güne yeşerir. 2 gün güzelce yağış vurdu. Bu yağışın üzerine toprak uyanır artık. Cemreler suda çıkıp toprağa girecek birkaç gün sonra. Daha şu an suda, artık sular donmayacak. Cemre girdi suya. Ben ısrar ettikçe, yayıl dedikçe o yayılmıyor. Yatacak gibi geviş getiriyor. Demek ki arkadaşlar evdeki yem bayağı bir doyurucuymuş. Hayvan çok bir şey aramadı. Çok bir yayılma ya da, çünkü toprağı bayağı bir özledi. 45-50 gündür dışarı salmadık. Buralar da ot dolu böyle. Kuru yaş dolu. Demek ki neymiş? Tecrübe edilmek lazımmış. Tok getirmemek lazım. Aç getireceksin ki yayılsın, yapısın yeri. Ya ben öyle bir güneşlensin, biraz ayakları açılsın, biraz hava değişikliğini düzenlesin vücudunu. 1-2 kış artık zaten aç getiririz. Otlar çok arkadaşlar, yani karnını doyurur. Şu otların kökünü yer o. Bizim merralar hayvanı aç bırakmaz. Ot bol ama hayvan tok. Olsun, biraz şey olur. Geviş getirsin, süt yolur. Çat çat. O bu akşam ne biçim yatar? Güneşe doydu. Gerçi güneşe pek şey değil. Bizim aç kahır olduğu için güneşli günlerde hep dışarıda. Kapıyı açık bırakıyorum. Ta akşam saat 8'e kadar, 8.30'a kadar dışarıda, içeride yemini yiyor, güneşleniyor. Kuzular güneşe geliyor. Ama otu toprağa özlüyor. Şu geldiğimizden beri güzel yayılıyor. Toprağı bayağı özlemiş bu. Yavaş yavaş arkadaşlar, yavaş yavaş. O alışacak, biz alışacağız.
Kuzular alışacak, hava oturacak. Dağlara çıkacağız. Bir sefer 7. ayın 15'ine kadar ben, koyunlar, eşek, köpek hepimiz kuzulara hizmet edeceğiz. Kuzuların hızlı büyümesini sağlamamız lazım. Kuzular güzelleşmesi lazım. Nasıl güzelleşir? Koyunlar bol bol yayılırsa, yeşili bol tüketirse, kuzu da beraberinde yayılınca, kuzunun ilaçlarını falan güzel yaparsak, biraz da dikkat edersek, sıcağı, soğuğa, ıslaklığa, çamura, kuzu hızlı büyür, yerine gelir. Şöyle buradan Nurhak Dağı'nı çekeyim arkadaşlar size. Nurhak Dağı'nda kar çok, dünkü bütün, zaten buraya da kar yağdı ama eridi hemen. O yağmur hep kar olarak yağdı o dağlara. En az nerede baksan belki 1 metre kar vardır, bazı yerlerde daha çok. Yağış çok aldı ortalık. Toprak çok yağış aldı.